Alo, selamünaleyküm hanım abla. Aleykümselam. Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım, oturuyorum, sen? Ben de görevdeyim işte. Sen ne zamandır burada oturuyorsun? 10 dakikadır falan. 10 dakika. Hele bir dakika. 10 dakikanın cezası 200 TL. Ne? He. Parkta oturmak yasaktır, biliyorsun. Yani buralarda oturmak yasak, çimlere eziyorsun. Nasıl yani canım? Yani ben bayağıdır oturuyorum, burada hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bayağıdır işte, yeni yasa yürürlüğe girmiştir. Yani o yüzden şimdi size ceza kesmem gerekiyor. 10 dakikası 200 lira. O kadar insan oturuyor, niye ben? Size geldi mi? Sizden sonra hepsine gideceğim yani. Tamam, sen onları kaldır, sonra şey yap. Ya hanımefendi, değişim saatidir. Arkadaş da görevleri değiştirdik. Onun yüzden yani gelmişim şimdi. Burada şimdi sırayla gidiyorum. Şimdi bak, mobeselerden bizi izliyorlar. Şimdi size burada ceza kesmeden gidersem şimdi bana müdürüm şey yapar ha. Vallahi tamam sıkıntıcı. Işte sen şu insanları kaldır önce, sonra gelirsin bana. Amirim kızar bana. Vallahi amirim kızar. Ben sana burada şimdi ceza kesmem lazım, yoksa bak beni işimden edersin ha. Vallahi ya. He? Niye bana öyle baktın? Ya bir garip, ne bileyim. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Vallahi hanımefendi yeni yürürlüğe girmişti. Sen burada çiçekleri izliyorsun, böcekleri izliyorsun. Canım bir şey olmaz, onlar öyle daha iyi oluyor. Nasıl daha iyi oluyor? Bir? Vallahi çimlere basar. Ayıptır, günahtır. Yok canım, bir şey olmaz. Vallahi kusura bakmayın, güzel bir bayansın, güzel bir karısın ama sana şimdi şimdi burada ceza yazmak istemem normal şartlarda. Vallahi size oturup kahve de içmek isterim, yanlış anlamayın ama şimdi ben görev başındayım, size ceza kesmek merak zorundayım. Merak ettim, ne kahvesini, he? Neyden bahsediyorsun? Türk kahvesi. Yok sağ ol, almayayım ben. Vallahi yok. Yani yok ya, öylesine söyledim yani ya, o lafın gelişi şimdi ben görev başındayım zaten. Sen böyle her ceza kestiğine kahve mi ısmarlıyorsun? Yanlış anlamayın, güzel karısınız, gözleriniz de çok güzel, namusuma. Vallahi o yüzden söyledim yani, yoksa yanlış anlamayın. Vazife başında yanlış bir hareket yapmıyorum ama vazife sonunda affetmem. Şimdi yazmam gerekiyor. İsim soyisim olabilir mi? Yok, alamaz. Nasıl alamam? Bir? Canım ne saçmalıyorsun ya, bana bir kanıt falan göster o zaman. Kanıt? Ne kanadı? Evet, ne kanadı? Ne kanadı? Valla sen şive yapıyorsun, sen nerelisin? Ben Afyonluyum. Afyonlusun ama güzel yaptı şive ya. Ha. Bizim normalde güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Ama şimdi şu an siz burada bana sıkıntı çıkardığınızda güvenlikle alakalı çok sıkıntımız var. Ha, anladım. Şimdi tamam. Sana ben ceza kesmem gerekiyor, biliyorsun. Tamam, sen bana hangi sıfatla ceza kestiğini göster. Ben nasıl sıfatla? Sen bana hangi sıfatsız diyorsun. Evet. Nasıl yani? Evet, tanımıyorum, etmiyorum. Gelmişsin bana burada ceza keseceğim falan, hayırdır yani? Yani şimdi siz yolda bir polis çevirse sizi tanımıyorum, siz bana ceza kesemez misiniz? Tamam, benim amcam polis, ben arayayım. Amcam polis? Evet, arayayım ben. Yok yok, ne arıyorsun yani? Adam şey yapalım, konuşalım, görüşelim. Adamı niye rahatsız ediyorsun ki şimdi sen? Hanımefendi. Sen beni niye rahatsız ediyorsun? Tövbe bismillah, yarabbi sen yardım et yahu. Ya bak, her gün senin gibi yüzlerce insanla uğraşıyorum. Hele inat etme daha. Kuralları söyleyeyim. İsim soyisim, Instagram söyleyeceğim. Instagram söyleyeceğim. He, Instagram. Ben direkt amcamın Instagram'ını vereyim sana. Amcanın Instagram'ı ben ne yapayım? Yani ceza kesmek için size oradan Instagram adresinizi almam gerekiyor. Tamam, amcam polis benim. O gelsin halletsin. Ya o ona kesersin. Amcan ne alakadır şimdi? Şimdi nerede çıktı amcan ya? Ne alaka canım? Sen ne alaka burada yani? Yarabbi, yarabbin alemi ya. Hanımefendi. Allah çattı. Ya. Şurada 10 dakika oturdum diyorsun da ben mobeselerden kontrol edeceğim şimdi. Ya bir saattir oturuyorsan ne olacak? Tamam, sen git kontrol et. Bir saattir oturuyorsam öderim canım. Kaçacaksın değil mi? Kaçacaksın. Bak bakayım ben oradan. Kaçacaksın. Ne kaçacağım canım? He. Niye kaçayım? Benim mesaim 2 dakika sonra bitiyor. 2 dakika içinde size ceza kesmem gerekiyor. Ceza kestim, kesemedim. Beni işimden edersin ha, he vallahi. Valla beni hiç ilgilendirmiyor. Ay ula dur. Öyle dur. Ayıp değildi sen bana burada. Ulu. Bacaklarım vardı ya. Bak beni görevimden ediyorsun ha. Hevalla. Ya ben seni anlayamadım zaten en başından beri. Ula burası ıslaktır. Yo, o değil. Beni mi anlayamadın? Niye? Valla anlayamadım. Bir garip, ne bileyim yani. İlk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. Ben ne yapayım? Erkeğin bir iki vardır. Sen nerelisin? Ben nerelere benziyorum? Harbi Iğdır. Taraflara bir. Ben söylemiyorum, vallahi söylemiyorum ya hanımefendi. Niye? Şimdi işim gereği kimliğimi açıklayamıyorum. Ha. Anladın? Yani görev esnasında bak, son bir dakikamız kaldı. Cezayı keseyim daha. Ne kadar keseceğim? 200 lira. Yok bende 200 lira, ne yapayım? Nasıl 200 lira? Yok valla. Öğrenciyim ben. Öğrencisin? Evet. Vallahi kendi cebimden veriyorum. Tamam. Vallahi sen bana Instagram'ını ver, ben kendi tamam, cebim. Ya Instagram'ı yazayım. Yaz. Vallahi buraya yaz, ben şimdi mesai saatleri içindeyim. Şimdi arkadaşlar şey yapmasın, biliyorsun yani, şimdi mobeseden görmesinler. Ben sana istek atacağım, dön ama ha. Tamam. Vallahi. Tamam. Döneceksin. Döneceğim. Ekme ha. Beni ha. Bu senin Instagram'dır. Evet. Ya bu ne biçim isimdir ya? Niye, ne yapacağım? Bir sürü x'ler şeyler var. Öyle. Bu fake'tir. Yok canım, benim Instagram'ım. Yazacağım seni, şey yapacağım, tamam mı? Tamam. Cezayı ben kendi cebimden vereceğim yani, sıkıntı yok. Öğrenciye bizim de katkımız olsun, biz de öğrenci olduk hanımefendi. Bak yeni işe başlamışım, daha yeni atandım ha. Yıllardır atandım, vallahi yıllardır atanma bekliyorum ya. Kaç yaş? Kaç gösteriyorum? Kaçtım göster. Vallahi. 22-23 falan. 22, o kadar genç mi gösteriyorum? Hı. Yaşım 30 der, ruhum 100 lira vallahi. Allah Allah. He vallahi. Hiç 30 göstermiyorsun ama. 30 göstermiyorum. Yok. İnsanı yaşlandıran yaşı değildir, yaşadıklarıdır. Vallahi yaz bunu da iyi laftıra. Tamamdır. Ben sana
Yaz onu, yaz. Yazdım. Ben sana oradan Instagram'ı vereyim. Ver. Beni hele takip et. Mesaiden sonra bir kahve içeriz. Ha, içeriz. Vallahi yaz oraya Doğukan Şamil Oğlu. Aşiretiz biz, biliyorsun. Şamil Oğlu diye yazıyorum ama. He. Biz aşiretiz. Bir dakika ya. He. Senin niye bu kadar takipçin var? Nasıl biliyorsun? Video falan çekiyorum, biliyorsun. Senin belediyede çalışın halde bu kadar takipçin var. He. Sen ünlü falan değilsin yani. Bir dakika. Yoksa... Biz aslında tamam, bir... Anladım, tamam. Biz bir şaka videosu çekiyorduk da. Kameram vardı, arkadaşım bizi bak o ağaçların oradan çekiyor. Böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek amaçlı böyle bir şaka videosu. Nasıl şivem düzeldi değil mi? Evet, bir anda. Güzel şive yapıyor muyum? Yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Ne yapıyorum? Güzel. Burada ne yapıyorsun? Ne yapayım, sınav hazırlanıyorum. Ondan sonra sınava falan gideceğim, öyle. İyi, güzel. Biz de şimdi çekimimiz bitti bizim. Arkadaşımla kahve içmeye gideceğiz, kameraman arkadaşım. Gelmek ister misin? Olur mu? Şu an. Ha. İsim neydi bu arada? İlayda. Yani şey, rahatsız etmeyeyim yani, istiyorsan sorun yok bizim için. Sadece söyleme, teklif etmek istedim. Yok, bir arkadaşım arayayım da ona göre bir tamam, şey. Tamam, olur. Arkadaşın ekti galiba. Çalıyor açmıyor. Sana bir şey diyeyim, ekildin. Efendim? Neredesin? Metroya bineceğim az sonra. Oha, daha yeni biniyorsun. Aynen. Tamam, neyse. Arkadaşım bizi alkollü gibi konuşuyor. Hep kafası güzeldir onun. Gidelim o zaman. Aha, tamam. Sorun olmaz değil mi senin için? Yok yok. He, tamam. Erkek arkadaşın mı? Yok, normal arkadaş. He, normal arkadaş. Ya selamünaleyküm hanım abla. Aleykümselam. Siz ne zamandan beri burada oturuyorsunuz? Ne yapacağım? Ya şimdi şöyle bir durum. Ben belediyede görevliyim, biliyorsun. Yani burada oturanlara ceza kesiyorum. Yasaktır burada oturmak. Nasıl? Ha valla. Burada oturmak... Herkes oturuyor. Hani? Ha, onlar onlara senden sonra gideceğim. Tamam, onlara git. Ben bir göreyim onlara gittiğini. Ama işte hanımefendi kameralardan izliyorlar. Şimdi size ceza tamam, işler... Tamam, kameralardan onları fark etmeyecekler. Sonuçta onlara git. Ama işte şöyle bir şey yani, iki size geldiğim için size niye ceza kesmedim diye bana şey yapabilir. Bir de belediyede yani banklarda oturmanın cezası mı var? Belediyede öyle, artık öyle yani. Vergisini veriyorsun sen. Yani oturduğun şaka zaman... Şaka mı yapıyorsun? Yok, oturmadan önce gidip oturma izni alman gerekiyor, biliyorsun. Ya sen... Kartını falan göstersene. Kartım görevli yazıyor burada. Sen yani görevli. Böyle mi çalışıyorsunuz? Nasıl? Benim yiyeceğim. Nasıl yani? Benim yiyeceğim. Git başkalarına yap. Ya benim işte belediyede çalışacak arkadaşlar benim pantolonu çalmış, biliyorsun. Ben de öyle don paça kaldım. Ya bak, kalbini kıracağım. Kalbimi kıracaksın? Benim kalbim zaten kırık, biliyorsun. Kardeşim git bak onlara sor, onlara sor. Hadi diğerlerine sor. Ama işte ben amirim bana kızar, evet, yemin ederim. Evet, amirin bana ceza kesin. He. Sen burada oturuyor, ne yapıyorsun? Milleti kesiyorsun. Ya sana ne? Affedersin de yani hanımefendi, burada milleti kesmek yasaktır yani. Milleti kesme cezası da vardır. Ben sana makbuz vereyim. Onu işte cezai işlem olarak devletinden bakarsın ha. Valla. Ya saçmalıyorsunuz yalnız. Niye? Saçmalıyorsunuz şu an. Nasıl milleti kesmek? Yani şey... Saçmalama. Bir de oturmazsanız sevinirim. Şu an birini bekliyorum çünkü. Ben memurum. Ben oturabilirim hanımefendi. Oturamazsın. Ya nerenin memurusun? Ben mi? Buranın memuruyum. Ya kimse... Ya göster bana belgeni. Şuraya bak, bu kılıkla görevli, her görevli yazan memur olmuyor. He. Vallahi ben cezayı yazayım. İstersen inan, istersen inanma. Ya, nereye ceza yazacaksın? He? Nereye yazacaksın? Buraya, deftere mi? Defter değil ki, bu makbuzdur. Makbuzi defter. Amirimden tahsisli. Böyle mi? Beni mi yiyeceksin? Yok haşa, tövbe estağfurullah yani. Ya. Şey, seni nasıl yiyeyim yani? Tamam. Yani tamam, şey... Yeter. Nasıl, hadi, neyi? Lütfen. Gideyim ama cezayı kesme... Birazdan sapık diye bağırırım, herkes toplanır seni. Valla hanımefendi, benim düğmemi koparmak 6 aydan başlıyor, biliyorsun. Hangi düğmeni ya? Üstüne düğme... Saçma sapan almışsın, bunu her yerde satıyorlar. Benim nerede satılıyor? Için. Tamam, şu formu doldurayım da hanımefendi, Instagram'ınız gerekiyor form için. Instagram. Instagram'ı almam gerekiyor işte forma doldurmam için. Hiç güzel bir şey değil, kız tavlama taktiği değil. Allah yalnız. Allah. Aynen. Vallahi. Aynen. Bir de ya. Gidip karşı tarafa denerseniz daha başarılı olabilir. İnanmadın. İnanmadım. Vallahi bunu giydim geldim, dedim güzel bir kız var, bir tane arkadaşımı aradım. Dedim ki bir tane kız var, nasıl buna yanlışarım dedim. Vallahi o da dedi bana git dedi, şey böyle bir şey yaptı. Kötü bir arkadaş. Kötü. Evet. Beni kimse sevmiyor ya. Ya. Hı? Şaka falan mı? Şaka yapmıyorum ya, yok şey, ağlamıyorum, biraz sıkıntılarım var da benim. Ailem beni hiç anlamıyor. Çok sıkıntım var. Vallahi şurada bir siktir bas var, orada gidip bir kahve içecek. He valla. İyi misin ya? Siktir bas değil o. He olur. Hadi git. Gideyim. Evet. Hiçbir şansım yok. Hiç yok. Taş kağıt makasa gel. Vallahi taş kağıt makasa. Gel üçte biter vallahi. Dur hele kalemim düştü. Ama. Üçte bir dakika, yenersen gidiyoruz. Hayır. Niye? Evet, ben yeneceğim de. İyi hadi gel. Bir sefer.
2-1 ya, 3'te bitiyor işte. Vallahi 3'te bitiyor. 3'te biter dedim. Bir de taşla niye geldi? Korkuyorsun. Bana vuracaksın zannettim. He yok, taşla gelmedim. Orada taşı koymuşlar dedim. Yani şey, burayı temizliyor açısından işte inanmasın diye yaptım biliyorsun. Ama dur bitmedi. Gerçekten içiyor. Çok çalışman lazım. Vallahi. Gerçekten. Hiç değil. Üçüncü atak. Gel. Ulan. Çok memnun oldum. Vallahi. Sen benim tipimi beğenmedin. Ya böyle bir şey. Kimse benim tipimi beğenmiyor ya. Baba. Güzel kardeşim deme, lazım olur ya. Hadi. Akkaş'ta gelecek, senin Akkaş'ta gelecek. Evet. Erkektir. Seni hiç ilgilendirmez. Evet. Neyse sen mi? Mati boş. Seni hiç alakadar etmez dedim mi? İlgilendirmez mi dedim? İlgilendirmez. Niye? Benim tipimi beğenmedi sen. Güzel kardeşim. Kardeş, kardeşim deme lazım olur vallahi. Sen niye böylesin ya? Nasılım ya? Ne zaman gideceğim mesela bağırdığında? Bağırırım vallahi, utanmam ben. Ya vallahi sanki ben sana ne yaptım ya? Tamam, sen istedin, sapık var diye bağırdım. Hayır tamam vallahi git, vallahi gidiyorum. Sanki ne olmuş yani, geldim yanına bir Instagram verseydin ne olur, ne olur diye. Yok kusura bakma. Senin hiç yanına böyle geliyorlar? Böyle gelemezler, normalde ters bakarım ama şu... He bu? Evet. Yanlış anlama bir şey diyeceğim, benim diksiyonum da böyle değil. Şive yapmıştım aslında. Nasıl, güzel yapıyor muyum? Bir dakika. Normalde diksiyonum böyle değil. Bu arada daha kötüymüş, onu fark ettim. Niye yapıyorsun peki? Bilmiyorum ya, yanına geldim öyle, sen bana şey yaptın. Yapmasan daha tatlı vallahi. Bence vallahi. Aa, çok teşekkür ederim. Yapmasan daha tatlı. Bir de hani bu şekilde tavlanmaz. Bir kardeşin olarak, bir arkadaşın olarak söyleyeyim, çok daha farklı yöntemleri var. Beğenirsin. Çatalla çorba içebilir misin? Ya işte. Sen yapıyorsun. Sen bana kardeş... He? Anlaşamıyoruz ya, daha. Tamam o zaman. Tamam ben gidiyorum o zaman. Yolun vallahi açık olsun. Bugün de ekmek çıkmadı. Neyse. Ben gidiyorum. Bir şey diyeceğim. Rahatsız mı ettim seni? Yani biraz daha böyle şey, sert bir üslupla devam etseydin muhtemelen. İyi bari... Tamam o zaman. Şurada bir arkadaş bir var. Orada kamera var. Görüyor musun? Orada arkadaşım bizi videoya çekiyor. Böyle bir durumda tepkin ne olur? Onu ölçmek amaçlı. Böyle bir şey var. Böyle bir şey olmasın zaten de yani. Yani saçma. Çok saçma. Saçma mı? Evet. Bilmiyorum artık ama güzeldi bence. Öyle ya gibi. Hafif absürtlük kattım olaya falan filan. İşte öyle haftaya kanalında yayınlanacak Doğukan Şamiloğlu. İzleyeceğim Doğukan Şamiloğlu. İyi tamam. Dilersen videoyu da yayınlamak istiyorum. Tamam ama saçmaladığım bir şey yok varsa... Yok saçmalamadın ki. Yani olmasın. Yok yanlış bir şey olmadı yani. Tamam. Ben gidiyorum. Görüşürüz, kendine iyi bak.